İstanbul Taksim Meydanı'ndan merhaba. Ben VOA Türkçe ekibinden Mehtap Çolak Yılmaz. Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 13. Cumhurbaşkanını ilk turda seçip seçmeyeceği kararına henüz ulaşmadı. Oyların %100'ü sayılmadı. %100'e ulaşılmasa da ikinci tura kalma olasılığı büyük olasılık görünüyor. Zira adaylardan İkisi de %50 barajını aşabilmiş değil henüz son verilere göre. Kaldı ki uzmanlar üçüncü aday Sinan Oğan %5 oyunu geçerse bu seçim ikinci tura kalır diyorlardı. Sanırım yanılmadılar. Birçok belirsizlik vardı. Onlar netleşiyor. Birçok sürpriz var. Onları konuşacağız. Ekonomi ne olacak? Türkiye nasıl bir hafta ya da önümüzdeki iki haftaya nasıl girecek? Onları konuşacağız. İstanbul ekibimizden Hilmi Acaloğlu ile birlikte. Hilmi, şimdi bir kere anket şirketlerinin, daha doğrusu muhafazakar ya da milliyetçi seçmenin anket şirketlerine verdikleri yanıtlarda %100 doğruyu söylemediklerini de görmüş olabiliriz. Biraz onlar yanıldı. Daha önceki seçimlerde de yaşanmıştı. Bu birçok başka ülkede de yaşanan bir şey. Muhafazakar, milliyetçi seçmen görüşlerini şirketlerden saklıyor yorumu var birçok uzman tarafından. Bu birazcık da bu seçimde de olmuş gibi görünüyor. Önce o açıdan bakacak olursak sonra ekonomiyle devam edelim. Yani şöyle 1999 seçimlerine de esasında bu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişi çok gözükmemişti araştırmalarda. Bu araştırmalarda da MHP'nin bu civarda yani %10'u aşan bir oy alması pek beklenmiyordu. Burada tabii örneklemlerde sıkıntı olabilir, ağırlıklandırmada sıkıntı olabilir. Çünkü her araştırma şirketinin uyguladığı bir takım metotlar var. Mesela bugün Türkiye raporunu hazırlayan Can Selçuk'i yani bize atılan iftiralar gerçeği yansıtmıyor. Biz hiçbir şeyi bozmadık ama örneklemlerde hata yapmış olabiliriz. Bunları metodolojimizi gözden geçireceğiz ve daha doğru sonuçlara ulaşmaya çalışacağız dedi. Evet, birçok araştırma şirketi böyle bir tablo beklemiyordu. Ona rağmen bu oluştu. Tabii orada yani araştırmada denekler doğru sorulara doğru yanıt vermiyorlar mı? Kendilerini saklıyorlar mı? Ya genelde bu iktidara yakın seçmenin yapmadığı bir şey. Daha çok muhalefet seçmeni kendini saklar. Ama burada böyle bir tablo oluştu. Sen de söylediğin %5'i aşması halinde Sinan Oğan'ın seçimin ikinci tura kalması, 5-6 arasındaki bir oy alması halinde muhalefet adaylarının ki 0,3 de Muharrem İnce'nin oyu var. Böyle bir şey olabileceği söyleniyordu. Fark edilmeyen yani araştırmalarda yansıyan şey şuydu. Sayın Erdoğan %45-46 çok geçemiyordu. Fakat şu andaki tablo bize gösteriyor ki 49'un üstünde 49,45 gibi bir oyla ikinci tura kalacak. Dolayısıyla ikinci turda seçimi kazanması daha büyük olasılık gibi duruyor. Çünkü eli güçlü giriyor ikinci tura. Evet. Ya beklenen tablo şuydu aslında. Kılıçdaroğlu bir miktar daha önde olacak ama milliyetçi seçmenin daha fazla tercih edeceği kişi Erdoğan olduğu için ikinci turunda daha kafa kafaya geçmesi bekleniyordu. Şu anda o opsiyonda çok gerçekçi gibi durmuyor. Yani Erdoğan çok yakın gibi gözüküyor. Millet İttifakı nasıl bir strateji hatası yapmış olabilir? Şu anda bunun değerlendirmesi yapılıyordur elbette ama ilk görüler ne yönde? Ya şöyle bir sürü bence orada başlık var. Birincisi Millet İttifakı'nın içinde olan muhafazakar partiler, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi'nden beklenen oylar gelmedi. Bunların nereye gittiği de esasında az çok kestiriliyor. Yeniden Refah Partisi anketlerde de görülenden daha yukarıda bir oy almış durumda. 5 milletvekili çıkardı, 3,5 gibi bir oy aldı. Orada muhafazakar, İslamcı, daha dindar seçmenin kendine bir parti bulduğu ve oraya yönlendirdiği anlaşılıyor. Tabii Kılıçdaroğlu bu altılı masa stratejisinin mimarıydı. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok uzun yıllardır seslenemediği, kendi bünyesinde yer veremediği muhafazakar seçmene ulaşmaya çalıştı. Ama bu stratejisinin çok karşılık bulduğunu söylemek şu an için mümkün değil. Tabii onlara listelerde yer açmak için ki yanılmıyorsam 34 ya da üstü sayıda bir Gelecek,
Saadet, Deva ve Demokrat Parti milletvekili Cumhuriyet Halk Partililerinden meclise girmiş durumda. Tabii ki o listeler Cumhuriyet Halk Partililer tarafından doldurulsaydı belki daha başka bir tablo oluşabilirdi. Parti içinde de bu sanırım bir miktar tartışma yaratacak ama bence ikinci turdan sonra. Şu anda bu tartışmalar bir miktar cılız kalıyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplantısı bekleniyordu ama henüz öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun bugün ne yapacağı belirsiz. Keza Sayın Cumhurbaşkanı da bir programı açıklanmış değil. Ama YSK resmi olmayan kesin sonuçları açıkladığında çok muhtemeldir ki yarın itibariyle onları daha net bir şekilde açıklama yaparken, bir strateji yaparken göreceğiz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a gelmiş, görevinin başına geçmiş. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu toplamış. Dolayısıyla hayat akışında devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi gelelim, hep konuşulur, konuşuruz. Zaten çok da etkisi olmasını bekliyorduk. İşte ekonomik krizler hükümet değiştirir, ekonomik krizler hükümet seçtirir ya da kaybettirir şeklinde. Türkiye'de de yüksek enflasyon, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı bilinen bir şey ve bunun sandıkta yankı bulması bekleniyordu. Ama sonuçlar öyle olmadığını gösteriyor. Hemen günün ilk rakamlarıyla girecek olursak Türk lirası son iki ayın en düşük seviyesini gördü dolar karşısında ama bir toparlanma da yaşandı ardından. Borsada çok sert düşüşlerle açıldı piyasalar ama orada da bir toparlama var. Nasıl görüyorsun ilk günden baktığında ekonomide? Şimdi şöyle iki tane temel verimiz var. Bir tanesi dolar kuru. Cuma günü 19.58'den kapatmıştı. Şimdi biz yayına girmeden önce 19.66'daydı bankalar arası piyasada. Tabii kapalı çarşıda ya sen mesela Amerika'dan geldin burada kredi kartıyla alışveriş yaptığın zaman bunu görüyorsundur. 21.5'un üzerinde işlem görüyor. Yani ben son baktığımda 21 lira 66 kuruş gibi bir şeydi. Yani demek ki arada yani 2 liradan fazla bir fark var gibi duruyor. Ama tabii bu vatandaş yurtta çok etkilemiyor. Yani Türkiye'de bu hep konuşulur. Yani Türkiye'de işte seçim sonuçlarını ekonomi belirler. Dolayısıyla bu kötü. O zaman seçmen uzaklaşacak gibi. Ama başka faktörler de var. Ne o başka faktörler? Birincisi şu. Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti pandemi ve sonrasında kriz zamanında yani bu enflasyonun çok arttığı ortamda piyasaya para enjekte etmeye devam etti. Şirketleri ayakta tuttu. İşsizlik meselesini olabildiğince bastırdı. Yani %10'larda olan bir işsizlik var ve bu işsizliğin patlamaması esasında anlaşılıyor ki şimdi gelirler çok yeterli olmasa da seçmende iktidara karşı bir pozitif bir algı oluşturmuş. Memur maaşlarını artıracağım dedi. EYT çıktı. İşte zamlar yapıldı. Emeklilere ikramiye verildi. Bunlar seçimin son bir ayında yaşanan gelişmelerdi ve karşılık da görmüş. Yani şimdi mesela emeklilerden Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir beklentisi var. Çünkü işte Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğim dedi. Bunun bir karşılık bulabilmesi bekleniyordu ama bu da çok bir karşılık üretmemiş. Öyle anlaşılıyor. Tabii EYT bu önemliydi. Yıllardır konuşuyordu. 2018 seçimlerinde de konuşuluyordu. Tam seçimden evvel bunu Cumhurbaşkanı ve AKP hükümeti çıkardı. Henüz bir EYT'li olarak maaşlarının yatmadığını söyleyebilirim. Ama şunu da söylemek gerekiyor. En azından bu sorunu çözdü izlenimi oluşturdu. Yani Erdoğan yılların... Ben yaparım mesajını evet, duyuruyor yani, seçmeni. Şimdi biz, tabii... biz yaparız diyor ve o da alıyor mesajı seçmen. Anladım. Doğru adam doğru zaman mesajı vardı biliyorsun. Yani herkesin şaşırdığı yani 2002'den beri iktidarda olan bir liderin 21 yıldır doğru adam aynı kişi doğru zaman 21 yıldır var bu kişi dediğinde esasında Erdoğan'ın şu mesajı çalıştı. Ben işte TOG'u yapıyorum, ben İHA SİHA yapıyorum, ben EYT meselesini çözüyorum. Yani görevde olan bir lider olarak bunu yaptığını insanlara gösterdi ve özellikle yani şimdi Doğu Karadeniz'e bakıyorum. Ben oradaydım seçim döneminde. Trabzon'da, Giresun'da orada benim gördüklerimle seçim sonuçları arasında bir fark var. Yani ben orada daha ciddi bir kayıp bekliyordum ama o olmadı. Evet. Demek ki o seçmen Erdoğan'ın yapabileceğini, muhalefetin yapamayacağını. Tabii burada kimlikler de önemli. Yani işte oradaki o Sünnilik, Kılıçdaroğlu'nun hem Alevi hem Kürt olması. Tabii propaganda döneminde biliyorsun bir PKK liderinin videosunu da koymuştu Erdoğan. Yani sahte bunların... video yayınlandı. Ama yani son iki hafta çok ciddi
terör destekçisi propagandasıyla yapıldı. Geçti. Onların da karşılık bulduğu anlaşılıyor. Yani bir kere bu seçmende bu çalışmış. Bu çalışmış. Özellikle bunu İç Anadolu seçmeninde ve Doğu Karadeniz seçmeninde, yani Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de görüyoruz. Oralarda bir miktar oy kaybetse de beklenen kayıpları yaşamadı. Şimdi esas mesele tabii şu, demin dolardan girdik, bir de borsa meselesi var. Şimdi borsa son haftaya bankacılık sektöründe ciddi atılımlarla girdi ve bu mesela 9 civarında, %9 civarında bir yükseliş vardı. Bu Konda'nın yayınladığı veriden hemen sonra oldu. Konda Perşembe günü birinci turda seçimin bitebileceği ve Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği yönde bir veri açıkladı ve bundan sonra bankacılık hisseleri çok ciddi yükselmişti. Bugün oradan bir miktar geri dönüş oldu. Yani o hisseler biraz düştü. Ama borsanın geneline bakarsak özellikle varlık fonunun, yani hükümetin desteklediği hisseler kendi pozisyonlarını koruyorlar. Neden böyle oldu? Yani neden borsada bugün bir alt üst oluş görmedik? Temel neden şu. Birincisi, parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu aldığı ortaya çıktı. Yani 321 gibi son verilerde milletvekili sayısı. Piyasa aktörleri, Türkiye'de çok fazla yabancı kalmadığı için yerli piyasa aktörleri gördü ve şunu anlıyor. Evet, parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı kazandı. Dolayısıyla oy farkı da Cumhurbaşkanı da az. Demek ki ikinci turda Erdoğan kazanacak ve belli bir süre için burada bir sıkıntı olmayacak. Tabii şunu da unutmamak lazım. Batman'daki mitingine Mehmet Şimşek'i Erdoğan götürdü. Şimdi piyasada bir de şöyle bir şey var. Yani ortodoks işte politikalar deniyor filan, böyle bir şey deniyordu. Şimdi yeniden anortodoks diyorlardı. Şimdi anlaşılan yani Mehmet Şimşek'in orada gösteriliyor olması piyasalarda da bir beklenti yarattı. Yani yeni dönemde işte gelebilir. Yeniden zorlanıyordu Erdoğan ekonomi politikalarında bir aktör ortaya çıkarmaya. Yani şimdi Nurettin Nebati seçimde milletvekili oldu. Diğer 15 bakan gibi. Evet. Tabii seçimden sonra bu bakanlar 321 yakalandıktan sonra belki bir kısmı görevlerinden istifa ederek bakan olabilirler milletvekilliklerinden. Yani çünkü ona şu andaki siyasi durum, aritmetik dağılım buna imkan sağlıyor. Bir miktarı o tarafa doğru gidebilir. Belki Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak devam edecek. Göreceğiz. Yani bir sürü opsiyon, bir sürü senaryo var. Eğer Erdoğan tabii ikinci turda burada görüldüğü gibi bu elimi sürdürürse. Ama tabii yani Mehmet Şimşek hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki aktörler için önemli bir isimdi. Buna karşı Ali Babacan ve Bilge Yılmaz da Millet İttifakı ortadaydı. Fakat şu anda o opsiyonda çok çalışmadı. Seçmenin burada bir karşılık üretmediği anlaşılıyor. Piyasaların, borsadaki bu sükunetin, yani dün çünkü kafa kafaya normalde bir belirsizlik tablosu var. Mesela Brezilya bir alt üst oluş yaşamıştı ikinci tura kadar. Türkiye bunu yaşamadı. Çünkü zaten hem yabancı şey yok hem de Erdoğan'ın kazanabileceğine ilişkin borsada beklenti var. Ondan sonrasına bakılacak. Erdoğan kazanırsa eğer, kazandıktan sonra nasıl bir ekonomi politikası uygulayacak? Kimlerle yürüyecek? Bunlar, bu isimler piyasaya güven veriyor mu? Bunu anlayacağız. Ekonomide de tablo bu şekilde netleşmiş olacak. Peki İlmi, çok teşekkürler güzel değerlendirmelerin için, değerli katkılar için. İstanbul VOA Türkçe ekibinden Hilmi Hacaloğlu ile birlikte seçmen ekonomi açısından adaylara, ittifaklara ne mesaj verdi sorusuna yanıt aramaya çalıştık. İstanbul'dan şimdilik hoşça kalın.